durumu nasıl? Durumu gayet normal görünüyor. Aslında böyle bir komplikasyon hiç beklemiyordum. Peki niye bizi hatırlamıyor? Bakın Sıla Hanım, endişenizi anlıyorum ama şimdiden bir şey söylemek zor. Önce bir tomografi daha çekelim. Eğer beklediğim gibi fizyolojik sorun yoksa babanızı psikiyatra yönlendiririz. Niye psikiyatra ihtiyacı olsun ki? Düşerken başını vurmuş, ondan olamaz mı? Dün gece hastamız geldiğinde düşmenin yaratmış olabileceği her ihtimal göz önüne alındı. Gerekli bütün tahliller yapıldı. Bu yüzden hafıza kaybı şikayetiniz beni şaşırttı. Durumun düşmeden çok içinde bulunduğu psikolojiyle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Babanızı ölüme sürükleyen neden her neyse, onunla beraber bütün hayatını silmek, unutmak istemiş olabilir. Tabii bu bilinç dışı yapmış olduğu bir davranış. Yani bizleri bilerek unuttuğunu söylüyorsunuz. Dediğim gibi, önce tomografisini tekrarlayalım, sonra ne yapabileceğimizi daha rahat değerlendiririz. Peki, teşekkürler. Geçmiş olsun. Hemen kendini bırakma Sıla. Ne olduğunu anlamak için önce bir sonuçları bekleyelim. Nasıl kendini bırakmayayım Emre? Hepsi benim yüzümden oldu. Hiçbiri senin yüzünden değil Sıla. Böyle düşünme. Ben artık gideyim. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın. Tekrar geçmiş olsun. Siz eve gidin. Ben başında beklerim babanın. Gidiyoruz ama içim hiç rahat değil. Kızım, burada canı tehlikede olan ben değilim. Adamlar sizin peşinizde. Beni çekip vuracak değiller ya. Haklısın ama yine de huzursuz oluyorum işte. Hadi yavrum. Eve gidin. Biz de babanın işi bitince geleceğiz zaten. Benim de içim rahat olsun. Bir şey olursa mutlaka ara. Kurumalardan birkaçını da burada bırakıyorum zaten. Tamam yavrum. Hadi güzel gelin. Hadi gel. Bana bak Celil Efendi. Lal mi oldun, kırklara mı karıştın bilmiyorum. Ama şunu unutma ki bizim tam 4 tane evladımız var. Hepsi de daha ana kuzusu. Yok öyle bizden kolay kolay vazgeçmek. Bizi unutmak. Bir an önce ayağa kalkıp çocuklarına kol kanat gereceksin. Yoksa iki elim ahirette bile yakandadır, bunu böyle bil. İyi günler. 602 numaralı oda neredeydi acaba? Şu taraftan 6. kata çıkıyorsunuz beyefendi. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen yiğit bir adamdır Celil Efendi. Ben bu yüzden babama karşı durdum da sana vardım. Bu adam her kişi. Beni de doğacak çocuklarımı da korur kollar dedim. Ama senin bu ettiğin iş mi Celil? Yazık değil. Vur yüzüme. Seni silerim. Çocuklarımı göstermem dedim diye değil bütün bunlar. Haklısın belki. Ama senin bu ettiğin de çok ağır Celil. Bana el vereceğini, töreye direneceğini, bizden de, kendinden de vazgeçmen çok ağır. Selamun aleyküm.
Yaptığı gibi uyuduk herhalde. Gece uyumadı ya. Yarın var tabi çocuk. Meryem. Sen ben duydun. Abim İstanbul'da. Değil. Azadım bak babam başına gelenler. Bizim yüzümüzden ne hallere düştü. Anam desen toprağından, hayatından vazgeçti. Ama şimdi olanları kaldıramıyorum. Hele biraz büyüsün. Onu da dolduracaklar. Anamla babamı her gece rüyamda görüyorum. Onlara hesabımı artık ne bu diyarda, ne evde diyarda verebileceğim. Allah borcam yapıp aklını helal etmeyecekler. Doğru diyorsun Narin'im. İstemeden ailelerimizi de perişan ettik. Ama ne yapalım? Ne gelir artık elimizden? Gidelim. Çıkalım abimin karşısına. Olmaz Narin'im. Bunun babamın yaptığından ne farkı kalır? Ailede tutuşup atlamışız bir yerden, ha abinin karşısına çıkmışız. Elbet farkı olur Azad. O zaman zaten biz ölürüz. Narin'im sen ne diyorsun? Beni korkutma şimdi, vazgeçmek neden? Yoruldum Azad. Vallahi yoruldum. Onların nefesini ensemde hissetmekten yoruldum. Her gece ürpererek sıçramaktan yoruldum. Abime yaşattığım acı yetmezmiş gibi. Onca insan bizim yüzümüzden perişan olmasından yoruldum. Ben bu vebali daha fazla kaldıramıyorum Azad. Şşş, sus artık. Ölümün lafını etme. Unut ölümü. Çünkü biz yaşayacağız Nari. Çocuklarımız olacak. Bunları beraber büyüteceğiz. Seninle el ele yaşlanacağız Nari'yle. Bu mümkün sence? Biz birbirimize tutulduğumuz sürece mümkün. Garip bakışlı. Celil Efendi'yi iyi gördün Bedar Ana. Doktor ne dedi? Biz de daha bir şey bilmiyoruz ağam. Bir sürü tahlil yapıldı. Onların sonucunu bekliyoruz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Benim de yapabileceğim bir şey olursa bileyim. Sağ ol ağam. Ben gideyim artık. Tekrar geçmiş olsun. Ayağına sağlık. Ben seni geçireyim. Geldiğin için sağ ol. Bize güç verdin. Ne demek? Biz akrabayız. Dediğim gibi, herhangi bir şeye ihtiyaç duyarsanız arayın. Sağ ol. Boran, sen beni bilirsin. Ben seni bilirim. Oğlum sayarım seni de. Seni de kurban ettiler bu törelere. Yoksa sen tetik çekecek kişi değilsin. Ben de seni adam sayarım. Ama öyle zaman geliyor ki insan sandığı kişi olmadığını görüyor. Şu birkaç gündür yaptıklarımı asla yapmam derdim. Ama yaptırıyorlar. Bilirim, doğru yapmadılar. Senin yüzünü yere eğdiler. Ama inan senin kötülüğün için yapmadılar. Ben buraya bunları konuşmaya gelmedim Bedar Ana. Artık söz ağızdan çıktı. Gidilecek yol benim için de onlar için de bellidir. Dönüşü yok. Artık hiçbir şey yok. Ben de yokum. Bu gördüğüm bir hayal. Çoktan ölmüş olan bir adamın hayali sadece.
sen öyle diyorsan bana diyecek bir söz düşmez zaten. Tekrar geçmiş olsun.